Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Yeni 5 yıldız toprak karakterimiz Şirenen nasıl çalışıyormuş? Herkesin düşündüğü gibi kırık mı ve gerçekten Kazuha'yı tahtından indirmeye mi geldi? Bunları karakteri detaylı bir şekilde incelerken konuşacağız. Hemen başlayalım. Şirenen'in düz vuruş kısmı önemli değil aslında ama ben yine de bahsedeceğim her zamanki gibi. Normal zamanda 3 saldırıdan oluşuyor ve fiziksel vuruyor. Düz vuruşları, yüklü saldırısında da aynı şekilde ileri doğru tekme attığı bir saldırısı var. Havadan saldırısı da isabet ettiği tüm düşmanlara ve yere değdiğinde savunmasından hesaplanan bir saldırı. Fakat bunlar Şilonen gece ruhu lütfuna geçtiği zaman farklı oluyor. Bu süre içinde normal saldırıları 3 darbeden oluşuyor. Yüklü saldırı yapamıyor. Havadan saldırısı ve normal saldırıları toprak hasarı vermeye başlıyor ve bunlar Şilonen'in savunmasından hesaplanıyorlar. Şimdi element becerisine geçelim. Karakterin asıl amacına. Element becerisini kullandığımız zaman gece ruhu lütfuna geçiyor karakter. Gece ruhuna girdiği zaman da gece ruhu puanı toplamalı. Bunun için de 9 saniye süresi var. Nasıl puan topluyor ona geçeceğiz ama ilk önce bu sırada ne yapıyor ona bakalım. Şilone'nin yanında bir gösterge beliriyor. 3 tane üçgen var burada ve düz hallerinde sarı renkteler. Otomatik olarak toprak temelli başlıyorlar bunlar. Takımımızdaki doğa ve rüzgar karakterleri hariç ateş, buz, su ve elektrik karakterleri için bu üçgenler renk değiştiriyorlar. Bu sırada topladığımız gece ruhu lütfu puanlarımızı fullediğimizde de üçgene renk vermiş elementler için yakındaki düşmanların element direncini 15 saniyeliğine kırıyor. Direnç kırması element becerisi seviyesi üzerinden gerçekleşiyor. Buna ne kadar seviye atlattıysanız o kadar direnç kırıyorsunuz. Yani karakterin en önemli yeteneği bu. Seviye atlatma önceliğimiz bu olacak. Puan toplamamızı da konuşalım. İlk yükseltme pasifi sayesinde yapıyoruz bunu. Element becerimizi açıp gece ruhu lütfu modumuza geçtiğimizde eğer en az 2 üçgenimiz renk değiştirmişse Shilone'nin yaptığı normal ve havadan saldırılar ona 35 puan veriyor. 3 saldırı ile gece lütfu barımızı doldurabiliyoruz. Bunu yapıp barı fullleyip direnci kırıp direkt ana hasarcımıza geçiyoruz yani. Eğer 2'den az üçgenimiz renk değiştirmişse de pasifimiz ile normal ve havadan saldırılarımızın hasarı %30 artıyor. Pasiflerini konuşuyorken 4. pasifini de buraya ekleyelim bu arada. Gece ruhu lütfu puanları fullenince gece ruhu patlamasına benzer bir efekt gerçekleşiyor. 14 saniyede bir olacak şekilde. Takım arkadaşları da gece ruhu patlaması gerçekleştirdiği zaman Shilone'nin savunması 15 saniyeliğine %20 artıyor. Element patlamasını ilk açtığı zaman alan toprak hasarı veren bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu Shilone'nin savunma oranına göre hasar veriyor. Üçgenlerinden en az ikisi renk değiştirdiyse takımdaki aktif karaktere kendi savunma oranına göre can yeniliyor. 2'den azı renk değiştirmişse alan hasarı veren ekstra saldırı gerçekleştiriyor yine savunmasına oranla. Yani karakterin kiti hem hasarı hem de can yenilemesi açısından bölünmemiş. Karaktere tamamen savunma gidiyoruz. Ama hasar kısmını ileride konuşuruz. Önce gece genel gece ruhu özelliklerinden de bahsedelim. Bu klasik arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere gece ruhu puanı bitince üzerinde varsa filojiston tüketmeye başlıyor. Filojiston enerjisi olan bir bölgedeyse belirli pozisyonlarda Shilone'e geçildiğinde o direkt gece ruhu moduna geçmiş bir şekilde geliyor. Genel açık dünya hareket özgürlüğü güzellikleri bunlar. Genel pasifinde de filojistonlu bölgede bir karakterden Shilone'e gece ruhu modunu aktif edebileceğimiz şekilde geçtiğimizde 15 filojiston yeniliyor. Şimdi genel bir yorum, çok kısaca bir şey söyleyeceğim sadece. Karakterin düz vuruşları için kit bölünmesi olmasa da dediğim gibi vuruşları çok yüksek değil. Karakteri destek amaçlı kullanmak en iyisi olacaktır. Karakterin meta halinden bahsettiğimi hatırlatıyorum bu arada. Yoksa dünyada gezerken istediğiniz gibi kullanın karakteri. Ben en verimli halini anlatıyorum her zamanki gibi. Siz sonrasında denemek isterseniz başka şeyler denersiniz. O sebepten dolayı da genel olarak destek halini konuşacağız biz bu rehberde. Hasarcı hali takım yıldızlarıyla birazcık toparlanabilir. Onu da zaten takım yıldızları kısmını konuşurken konuşacağız. Şimdi yadigarlarıyla devam ediyoruz. Yadigar seti olarak Hero of the Cinder City kullanacak. Ya bu set çok önemli bir set. Kullanabilecek destek karakterlerinin takıma olan katkılarını çok katlıyor. Zorlamaya gerek yok. Başka heyecanlar aramaya da lüzum yok. Statlarınız çok kötü olsa bile, ana statı uygun bulamadıysanız bile, çöp parçalarınızı bile verseniz karakter çok fazla yardımcı olacak ana hasarcılarınızın hasarına. Ana statlarımızda savunma yüzdesi istiyoruz. Element patlamanızı düzenli kullanmak istiyorsanız, yani benim bir şifacıya da ihtiyacım var bu takımda dediğiniz noktada, enerji saati de verebilirsiniz. Kupanızı savunma kupası yapıyorsunuz. Kafamızı da savunma istiyoruz. Şifa özelliğini kullanmak istiyorsanız kafasını iyileştirme bonusu da yapabilirsiniz. Eline
favoriniz silahı verecekseniz kafasını krit oranı da yapabilirsiniz. Alt statlarda da zaten ana statlara benzer şeyler istiyoruz. Savunma, enerji yüzdesi ve gerektiği yerde krit olacak şekilde. Gördüğünüz gibi karakteri hasarı açısından konuşmuyorum. Çünkü bu haliyle tamamen bir hasarcı gibi geçseniz yine ekstra bir fayda sağlamayacak size. Ama dediğim gibi zaten ana statları uysun uymasın, çöp bile olsa parçalarınız, karakteri bu setten 4 parça koyun, karakter mükemmel bir şekilde takımı destekleyecek. Enerji ihtiyacını konuşalım biz. Element patlamasını istediğiniz noktada silahlara ve hatta düşmanlara göre bile değişebileceğini hatırlatıyorum. Enerji ihtiyacının takımlara göre de değişiyor biliyorsunuz. Genelleme yapıyorum o yüzden. Tek toprak karakteri olduğu bir takımda, bunu neden böyle belirtiyoruz? Yani toprak enerjisi üretmeyecek kimse Shilonen için takımda. O yüzden tek toprak karakteri oysa doğal olarak daha fazla bir enerji ihtiyacı oluyor. Bir rotasyonda da element becerisini bir kez kullanacaksa 230-280'e kadar yolu var bunun arkadaşlar. Çok geniş bir aralık tabii ki. Bunlar birazcık da sizin işte böyle takımınıza bakarak deneyimleyebileceğiniz şeyler. Element becerinizi iki kez kullanabilecekseniz 120-135 gibi bir oranda da rahat edebilirsiniz mesela. Bir tane daha toprak karakteri varsa takımda genel olarak 130-180 civarı rahat edebilirsiniz. Karaktere seviye atlatırken de önceliğiniz element becerisi olacak. Çünkü dediğim gibi sağladığı element direnci kırma özelliği element becerisi seviyesine göre gerçekleşiyor. İlk olarak bunu fullemeye bakın. Takımınıza sağlayacağı şifayı İstiyorsanız element patlamasına seviye atlatabilirsiniz. Onu o şekilde hiç kullanmayacaksanız zaten yükseltmenize gerek yok. Bunu yükseltecekseniz bile dediğim gibi önceliğiniz element becerisi olacak. Normal saldırılarına seviye atlatmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Karakteri hasarcı olarak oynamak istemediğiniz sürece elleşmeyin. O şekilde oynayacaksanız da eski ve hesabında gerekli karakterlerine yatırım yapmış oyuncuların tercih edebileceği bir oynanış biçimi olur bu. Takım yıldızlarına gitmediğiniz sürece takım yıldızlarını konuşacağız diye tekrar hatırlatıyorum. Silahlarına geçelim. Shilonen'in kendi silahı gayet güzel bir silah bu. Takımı desteklemesi için. Ana statı olan savunma ile karakterin ihtiyacı olan tek önemli statı da oldukça sağlıyor. Bu silahı tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Onun dışında Freedom Sworn, özgürlük yemini de kullanabilirsiniz. Zaten Shilonen'in kendi silahı bu silahın biraz daha genel güçlendirme sağlayan hali gibi bir şey. Shilonen bu silahın sağladığı element ustalığı gibi güçlendirmelerin yüzüne bakmaz. Ama takımda silahın pasifinden fayda sağlayacak, atıyorum işte saldırı yüzdesi ile güçlenen karakterleriniz falan varsa onlara güzel katkı sağlayacak bir silah olacaktır. En değerli 5 yıldız örnekleri bunlar. Geri kalan noktalarda karaktere stat dizmek istiyorsanız, ben yine de işte hani hasar istiyorum bu karakterde falan diyorsanız okey. 5 yıldız klasik statistik, yani işte güzel stat sağlayacak, crit hasarı, crit oranı sağlayacak silahları zaten verebilirsiniz. Ama dediğim gibi en değerlileri bu saydıklarım olacaktır. Ana hasarcı olarak dizmek istediğiniz noktada da bu arada en iyi seçeneklerinizden olacaktır Urakumi Siguri silahı, Chiori'nin silahı yani. Örnek olarak da bunu verebilirim. 4 yıldız seçeneklerine geçelim tekrar destek haline dönerek. Favonis arkadaşlar. Yani ekstra yorum yapmayacağım artık bununla ilgili. Siz de bıktınız her rehber videosunda Favonis'tan, işte Shining'den, Bennett'ten bahsedilmesinden ama yapacak bir şey yok yani. Hayatın gerçekleri diyoruz buna. Yeti Favonis ya! Başka bir şey istiyorum yetti dediğiniz noktada Natla'nın üretilebilir silahı Espitsal da gayet güzel bir seçeneği bu arada. Eski oyuncuysanız Cinnabar'da verebilirsiniz ama yani sadece savunmasından fayda sağlayacaktır. Onu da zaten yadigarlarında falan veriyoruz aslında. Yani çok da önemli bir seçeneği olmaz aslında ama hani savunma karakteri, savunma silahı olduğundan dolayı bir bahsedeyim dedim. Gelelim takım yıldızlarına. Artık oraya geldik. Şimdi ilk takım yıldızı gece ruhu modundayken harcadığı gece ruhu puanı ve filojiston enerjisi daha az oluyor artık. Yanındaki gösterge aktif haldeyken yakındaki takım arkadaşlarının müdahale direncini de arttırıyor. Açıkçası özellikle de müdahale direnci açısından bu bizim hayatımıza konfor sağlayacak bir takım yıldızı. Kötü bir takım yıldızı değil ama şart bir takım yıldızı da değil. Hayat değiştiren bir takım yıldızı da değil ama güzel bir konfor. İkinci takım yıldızı üçgenindeki toprak parçaları hep aktif oluyor. Ek olarak da aldığımız diğer element üçgenleri de ekstra güçlendirme sağlıyor. Mesela toprak elementinin hasarı %50 artıyor. Ateş elementinin saldırısı %45 saldırı sağlıyor. Burada gördükleriniz. Güzel bir takım yıldızı. Dümdüz bir hasar artışı demek bu her element için. En iyi takım yıldızlarından olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü takım yıldızı element beceri seviye limitimizi arttırıyor. Bu da daha fazla direnç kırma demek. O açıdan oldukça iyi. Dördüncü takım yıldızı element becerisini açtığı zaman takımdaki karakter normal yüklü ve havadan saldırı yapıyor ise 15 saniyeliğine Shilonen'in savunmasını %65'i kadar bir güçlendirme
alıyor. Altı kez kullanıldıktan sonra ya da zamanı bittikten sonra sona eriyor. Aynı anda vurulan düşmanlar vurulan düşman sayısı kadar yük kaybettiriyor. Ama her karaktere de ayrı ayrı veriliyor bu buff. Bu tarz düz saldırı gerçekleştiren karakterlerin faydalanabileceği bir takım yıldızı olur. Bu %65 kötü bir artış değil çünkü arkadaşlar. Yine takımın desteği için güzel bir şey. Beşinci takım yıldızı element patlama seviye limitimizi arttırmamızı sağlıyor. Daha fazla şifa demek eğer ilginizi çekiyorsa. Altıncı takım yıldızı da çok açık bir şekilde duruyor bu burada. O yüzden tek tek açıklamayacağım. Klasik bir altıncı takım yıldızı bu. Shilohane'e hem sahada daha uzun süre durması için zaman hem de daha iyi hasar verebilmesi için güçlendirme sağlıyor. Element becerisi açıkken de takım arkadaşlarına şifa vermesini sağlıyor. Artık takımlarına geçelim. Shilohane genel bir destek karakteri diyebiliriz. Doğa ve rüzgar elementlerinin direncini kırmıyor. Fakat bunun dışındaki tüm elementlerle etkileşime girebiliyor. Hem kullanacağı Natlan seti hem de direnç kırması ile Kazuha pozisyonuna geçebiliyor. O sebeple düşmanları belli bir bölgeye toplamanın zorunlu olmadığı senaryolarda Kazuha yerine koyabilirsiniz takımlarınıza. Kazuha yerine diyorum. Takım örneklerinde de bu şekilde gideceğim. Ama Kazuhalı takımlara da koyamayacağınız anlamına gelmiyor bu. Hala koyabilirsiniz. Sadece ikisi de güzel faydalar sağladığından dolayı birini bir takımda, diğerini diğer takımda kullanmak belki sizin takımlarınız için daha iyi olabilir, hesabınız için daha iyi olabilir ya da tamamen hepsini tek bir yere koymak daha iyi olabilir. O sizin seçiminiz olacak. Şimdi Shilohane'nin parladığı takımlardan bahsedelim. Alikino takımları, mis. Sadece ateş elementi gittiğiniz takımları olsun, buharlaşma gittikleriniz olsun, overload, yüksek voltajlı takımlar olsun. Bu takımlara Shilohane'i koyabilirsiniz. Alikino takımları için en çok Alikino vursun, onun hasar coşsun dediğiniz noktada Kazuha ve Shilohane'i beraber de koyabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz şey gece ruhu puanınızın fullenmesi için 3 saldırı gerçekleştirmek ve Yadigar seti aktif olabilsin diye kristalleşme yapmak. Bunu da tabii ki Alikino'nun elementi üzerinden yapmak. Bir de Alikino'yu hasar almaktan korumak. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece kendi takımlarınızı kurabilirsiniz. Navia takımları mesela Shanling, Shilohane, Bennett. Navia, Furina, Shilohane, Bennett. Nuvolet takımları Furina, Kazuha, Shilohane. Şu an Nuvolet'in en iyi takımı mesela. Nuvolet, Furina, Shilohane ve bir kalkan karakteri Layla, Zhongli gibi de olur. Nuvolet takımında farklı elementlerden insan istiyor aslında pasifinden ötürü ama Shilohane'in verdiği buff'ın çok iyi olması bunu toparlıyor. Ya Furina da var o takımda. Bunu çok iyi toparlıyor ikisinin de orada olması. Bunun dışında toprak takımlarınıza direnç kırması için koyabilirsiniz. Itto, Shilohane ve gerisi sizin seçiminize bağlı. Bennett, Fischl vesaire. Moalani'den de bahsedelim. Ondan da şu sebeple bahsedeceğim. İlk önce mesela örnek takım Moalani, Furina, Shanling, Shilohane. Şimdi Moalani takımında yeşil gölge yani VV buff'ını almak biraz zor bir rotasyona sebep olabiliyor. Shilohane size güzel bir konfor sağlayabilir o açıdan bir rüzgar karakteri koymak yerine. Furina yerine kendisiniz 6. takım yıldızına sahip değilse onu da deneyebilirsiniz. Ya da şu anda kullandığınız Moalani takımında uygun olan pozisyona Shilohane'i yapıştırabilirsiniz. Şöyle açıklayayım. Takımda Shanling varsa kendisinin takım yıldızı der olmaz ama daha az ateş yüklediğiniz bir takımda kendisinin 6. takım yıldızı olmamasına dikkat edin ki buharlaşma etkileşimini yanlışlıkla o çalmasın. Onun dışında ekstra dikkat edebileceğiniz bir şey yok. Shilohane böyle bir karakter. Umarım rehberim sizlere fayda sağlamıştır. Kendi fikrini de belirtiyorsunuz son zamanlarda. O sebepten dolayı ben böyle minik bir yorum yapacağım kendimle alakalı. Çok güzel bir karakter. Öncelikle double swirl gerektiren yani aynı anda iki elementi girdaplamamız gereken senaryolardaki Kazuha takımları için daha konforlu bir alternatif mesela. Düşmanların dalga dalga geldiği içerikler için de daha konforlu. Kazuha'nın toplama özelliğine ihtiyacınız olmadığı yerde çok güzel verim alabileceğiniz bir karakter olmuş ve bu çok güzel bir şey bence. Benzer rollerde farklı karakterlerin olması çünkü sadece bir karaktere takılmamızı engelliyor. Darısı Shanling ve Bennett'in başına. Ha bir de şöyle bir şey de var. Yeşil Gölge. Iridescent Winner'ın son zamanlarda değeri birazcık düşüyor demek istemiyorum da bazı takımlarda onun verdiği güçlendirmeyi konforlu bir şekilde almak zorlaşmaya başladı. Belki öyle takımlarda da Shilohane bizim için daha güzel, daha rahat bir seçenek olabilir. Ben şu an için çıkartmayacağım sanırım. Çünkü beklediğim başka karakterler var ve yeterli wish'im yok. O sebepten dolayı belki bir Riranda sahip olurum Shilohane'e. Ama denediğimde gerçekten çok keyifli bir karakter olduğunu ne yazık ki görmüş oldum. Bu şekilde çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Daha fazla destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.